Şimdi istihdamın %27'sini Türkiye'de esnaf ve sanatkar sağlıyor. Bu tür girişimler hoş şeyler değil. Burada bilmiyorum ama bir restoranın birinde benim bildiğim kadarıyla 8-10 kişi çalışıyor. Öbüründe de 7-8 kişi çalışıyor. Ekmek veriyor bu insanlara. Yani bunlar mağdur edilmemeli bence. Bilmiyorum sebebinin ne olduğunu araştıracağım mutlaka ama hoş şeyler değil. Çünkü esnaf devletine yük olmayan bir kesimin temsilcisi. Yani 27 çeşit vergi veriyor, sigorta ödüyor, efendim istihdam sağlıyor. Hoş şeyler değil. Bir de bu mahalle özellikle bizim Giritli Mahalle dediğimiz mahallede metruk yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binaları bu insanlar tamir ettiler ve bir sürü yatırım yaparak Mudanya turizmine kazandırdılar. Herhalde ufak tefek eksiklikleri gidermeleri mi gerekiyor? Çünkü bu tesisler kolay kazandırılmıyor turizme. Bir emek var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu işin bu sorunu çözecek olan Mudanya Belediyesi'dir, Büyükşehir Belediyesi'dir, Anıtlar Kurulu'dur. Bu işin takipçisi de Mudanya Belediyesi olacak. Yani burada şimdi benim esnafım gidip Anıtlar Kurulu'nda bilmem efendim sitle ilgili birimlerde ruhsat almaya çalışmayacaktır. Çalışamaz zaten olmak o gücü yok. Yani bu işin çözecek olan belediyelerdir. Yani bir şekilde çözmeleri lazım. Mudanya'ya hem turist gelsin diyoruz, hem istihdam sağlansın diyoruz, hem burası turistik kasaba diyoruz. İşte etkinlik yapıyoruz, insanları Mudanya'ya davet ediyoruz. Oturacak mekanlar mı yok? Hoş şeyler değil yani. Evet, biz de esnafımıza geçmiş olsun diyoruz. Umarız en kısa sürede bu eksiklikler giderilir ve turizme hizmet etmeye devam ederler. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.